Kıymetli dostlar, merhabalar. Ramazan-ı Şerif bizlere doğruluğu, sadakati yeniden hatırlatmak için gelir. Medine-i Münevvere'de Hazreti Osman radıyallahu anh ve bir Yahudi tüccar arasında şöyle bir olay vukua gelir. Yahudinin elinde bir su kuyusu vardır ve kuyudan çıkan suyu fahiş rakamlarla Medine'nin yerlerine satmaktadır. Hazreti Osman bu durumdan rahatsız olur. Bir gün Yahudi'ye gider, kuyuyu kendisine satma teklifinde bulunur. Yahudi haliyle bu teklifi reddeder. Hazreti Osman daha sonra yeniden Yahudi'nin yanına varır. Bu sefer kuyuya ortak olmak istediğini belirtir. Bedeli neyse ödemek istediğini söyler. Yahudi bu teklifi kabul eder ve aralarındaki anlaşma kuyudan çıkan suyu birer gün nöbetleşe arayla bir gün Yahudi bir gün Hazreti Osman kullanacak şekilde anlaşırlar. İlk gün Yahudi suyu fahiş rakamlarla yine Medine'nin yerlerine satar. İkinci gün Hazreti Osman'a sıra geldiğinde ise Hazreti Osman suyun bedava olduğunu, ücret alınmayacağını ilan eder. Suyu ücretsiz bir şekilde dağıtır. Üçüncü gün Yahudi ilk gün olduğu gibi bu sefer suyu fahiş rakamlarla satamaz. Zira bir önceki gün suyunu temin eden Medine'nin yerlileri Yahudi'ye su için gelmezler. Dördüncü gün Hazreti Osman tekrar suyu vakfeder, bedava olduğunu söyler. Belli bir zaman sonra Yahudi gelir, bu sefer kendisi kuyunun diğer yarısını da satmak istediğini Hazreti Osman'a teklif eder. Hazreti Osman kabul eder, bedelini öder ve kuyunun tamamını satın alır ve ilan eder. Kuyu Medine'ye vakfedilmiştir. Herhangi bir ücret alınmayacaktır. Hazreti Osman bu alışverişten hiçbir maddi menfaat gütmemiştir kardeşlerim. Bu hadiseden anlıyoruz ki bir Müslüman muhatabı ama Müslim ama gayrimüslim. Ama Müslümanların lehine neticelenecek halde bir alışveriş söz konusu olsun, asla karşıdaki kimseyi aldatamaz, aldatmaya yeltenemez. Şüphesiz Müslümana yakışır durum budur.